Sayın seyirciler, bildiğiniz gibi Kanal ve Antalya bölgesindeki tüm ilçelerdeki etkinlikleri canlı vermeye devam ediyor. Dün Kumluca'daydık, ondan önce Cumhuriyet Meydanı'ndaydık ve bugün Kaş'ta çok önemli bir etkinlik var. Kaş'ın Çiçeği Burnu'nda Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Meydanı'nda teşekkür yemeği verecek sayın seyirciler. Arkadaşımız Yalçın Teke orada ve yanında da Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş var. Hemen Kaş'a uzanıyoruz. Yalçın, söz sende. Antalya'nın cennet köşelerinden biri olan Kaş ilçesinden Mutlu Akşamlar Ali buldu. Arkamıza Kaş Marina'nın muhteşem manzarasını aldık ve yanımda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra başkanlık koltuğuna oturan Mutlu Ulutaş var. Sayın Başkan, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olunuz. Bugün de özellikle birlik ve dayanışma yemeği düzenleyeceksiniz. Birazdan o alana da geçeceğiz. Yeni dönemle ilgili, bu yemekle ilgili, birlik dayanışmayla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi 31 Mart itibariyle seçimlerimizi yaptık Kaş'ta ve milletimizin teveccühüyle, hemşerilerimizin teveccühüyle güzel bir netice aldık. İnşallah bununla birlikte, bu sonuçla birlikte Kaş'ımız kazanacak, Antalya'mız, ülkemiz kazanır diyoruz. Biz de milletimize, memleketimize faydalı olmak için inşallah bundan sonra gayret edeceğiz, çalışacağız. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Peki yeni sezon, Kaş elbette ki Antalya turizmin başkenti Türkiye'de ve Kaş da başkentin önemli merkezlerinden biri. Yeni sezondan beklentiler ne durumda? Turizm nasıl gelişecek 2019 yazında? Evet, yani biliyorsunuz Kaş'ta sadece turizm yok. Aynı zamanda tarım sektörü de ciddi bir potansiyeli var. Özellikle Kınık Ova bölgemiz, Yeşilköy bölgemiz. Bunun yanında Kasaba, Karadağ, Dirgenler bölgemizde ciddi bir tarım potansiyeli var. Ve bu senede çiftçilerimiz gerçekten iyi bir verim aldılar. Fiyatlarımız da hala iyi, güzel devam ediyor. İnşallah aynı verimliliği biz turizm sektöründe de bekliyoruz. Bu geçtiğimiz hafta itibariyle turizm haftası çeşitli etkinliklerle başladı Kaş'ta. Ve esnaflarımız, turizm esnafımız ve turizmcilerimiz hazırlıklarını hemen tamamladı. Ve müşteri almaya başladı otellerimiz, işletmelerimiz açık şu anda Kaş'ta. Ve gerçekten Nisan ayı itibariyle de hem yerli turizm hem yabancı turizm, özellikle İngiltere'den çok gelişler var kalkan bölgemize, Kaş bölgemize. İnşallah yaz dönemindeki rezervasyonlara baktığımız zaman hem burada muhafazakar turizm yapıyoruz. Özellikle Bezirgen, Sarıbelen, İslamlar ve bunun yanında Üzümlü mahallelerimizde. Burada ciddi bir rağbet var. Özellikle Kalkan bölgemizde İngiliz turistler fazla rağbet gösteriyor. Kaş merkezde de yerli turizm fazla ve bu yıl özellikle yurt dışından da ciddi rezervasyonlar var. Ve yaz döneminde özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında doluluk oranı giderek artıyor. İnşallah biz güzel bir sezon bekliyoruz. İnşallah Kaş turizm anlamında hak ettiklerini almaya devam edecek ve bu trendini de yukarıya doğru taşıyacak diye düşünüyoruz. Sayın Başkan, son olarak Kaş'ta yapmak istediğiniz, yapmayı gerçekleştirmek istediğiniz sizce en önemli projeniz hangisi? Şimdi Kaş zaten Cenab-ı Allah'ın lütfu, gerçekten çok güzel bir coğrafya, çok güzel bir tabiat harikası, bir turizm destinasyonumuz. Dolayısıyla bizler de tabii hem vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak istiyoruz, hem de belediyecilik anlamında standartımızı yükselterek Kaş'ı daha yaşanılabilir, herkesin gelip rahatlıkla tatil yapabileceği, herkesin gözünü rahatsız etmeyecek bir görünüme Kaş'ı kavuşturmak istiyoruz. Tabii ki burada zaten imar çalışmaları da devam ediyor. İnşallah bundan sonraki yapılaşmada da daha böyle planlı bir yapılaşma olacak ve yatay mimari koruyarak buradaki Kaş'ın dokusuna uygun bir mimariyle geçmişimizi de geleceğe taşıyarak tarihi olsun, kültürel olsun, buradaki gelenek, örf olsun. Bunun yanında da Kaş'ı daha butik tarzda geliştirmek istiyoruz. İnşallah turizm anlamında da standartını yükselterek hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Biz de başarılar diliyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ederiz. Çok sağ olunuz. Sayın Buldu, Kaş'tan aktaracağımız şimdilik bu kadar. Mutlu akşamlar diliyoruz.
Yalçın Tekke'ye çok teşekkür ediyoruz. Söylemedi ama saat 19 itibariyle Kaş Meydanı'nda yemek var, teşekkür yemeği var. Başkan da ona katılacak. Biz de o amaçla oradayız. Çok teşekkür ediyoruz hem Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a hem de bağlantımızı gerçekleştiren sevgili arkadaşımız Yalçın Tekke'ye sayın seyirciler ve sıradaki haberimize devam ediyoruz.